Evet sevgili dostlar, şu an İstanbul'dayım. Birazdan yola çıkacağım. Yola çıkmadan önce bu haftaki videomu da yapayım istedim. İngiltere'de deprem olmuş. Bak ben bilmiyordum yani gerçekten İngiltere'de deprem olmuş. Güney Galler'de 4.2 şiddetinde deprem olmuş. Hatta oradaki adamlara soruyorlar. Bir büyük patlama, bir bomba patladı falan diyorlar. Bizim depremi görseler, oho, oho. Neyse hemen hızlıca haberlere geçelim. İngiltere'de gıda kriziyle ilgili bir takım gelişmeler var. Özellikle sebze meyve bulunamıyor şu anda İngiltere'de. Yani ciddi bir azalmaya gitmiş. Bunun sebebi de geçen sene seralarda yani kışın üretilen sebze meyve işte domateslerde özellikle de sebzelerde sera üretimleri düşmüş. Sebebi de elektrik faturaları çok yükseldiği için seraların %8'i ortalama %8'i %10'una yakını elektrik maliyetinden dolayı seraları kapatmışlar ve domates üretimini durdurmuşlar. Bu sebeple de ciddi bir krize gitmiş ve 3 büyük süpermarket zinciri artık tedarik sorunları ve işte üretim sorunları nedeniyle özellikle sebzelerde kısıtlamaya, karneye bağlayacaklarmış İngiltere'de. Yani daha az vereceklermiş. Müşteri başına bir paket, iki paket neyse sınırlandıracaklarmış. Ortak bir anlaşma yapmışlar. Tesco, Aldi ve Morrison. Özellikle bu ikisi, üçü pardon. Bir de Asda da onlara eklenmiş. Dördü. Büyük marketler zinciri bunlar. İngiltere'deki dostlarımız bilirler. Anketlere göre halkın üçte ikisi Brexit'in yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının ülke ekonomisine zarar verdiğini söylemiş. Yani bu Brexit'in etkilerini zaten tam anlayamadık. Yani pandemi pat diye gelince Brexit'in ülke ekonomisindeki etkileri maalesef hiçbir şekilde anlaşılamadı. Şimdi tabii ben hep bahsediyorum. Türkiye'yi anlatırken Türkiye'deki dostlarımızın tabii anlama ihtimali biraz daha zor yani. Orayla burayı kıyaslarken böyle iyi kıyaslamak gerekiyor. İngiltere'de de enflasyon çok fazla, çok hayatı etkiliyor. Mesela ortalama bir hane halkına aylık 700-800 sterlinlik bir yük bindiriyor. 700-800 sterlin yani bir asgari ücretin yarısı demek. Bu da çok ciddi bir yük demek açıkçası. Dolayısıyla bununla ilgili etkileri de görüyoruz. Bakın şöyle şey yapayım hemen. Foodbank'ta daha önceki videolarda bahsetmiştim. Şimdi insanlar markete gidiyorsun. Marketten alışveriş yapıyorsun. Bir de ekstra bir tane makarna alıyorsun. Bir paket fazla domates alıyorsun. Gerçi şu an vermiyorlar fazlasını. Fazla sebze, meyve bir şeyler alıyorsun. Tereyağı, peynir bir şey alıyorsun. Çıkışta Foodbank diye belli yerler var. Marketlerin çıkışında koydular bunu. Özellikle pandemide bu çok daha patladı yani büyüdü. Bunlar ihtiyaç sahibi ailelerine verilmek üzere gıda bankaları. Farklı vakıflar organize ediyor bunu. Onların içine koyuyorsun. Onlar hemen o gün akşam alıyorlar onları. Hemen o bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Böyle bir sistem var bu. Devletin kontrolünde, vakıfların organize ettiği bir sistem var. Gıda bankası deniyor buna. Bir sene içerisinde gıda bankasına talep %90 artmış. Çok ciddi bir oran. %90 artmış. İngiltere'de, özellikle Londra'da yine ihtiyaç sahibi fakir ailelerin arttığı söyleniyordu. Zaten bu haberlerde ben zaman zaman söylüyordum. Yani okuduğumuz haberlerden size aktarıyordum. İngiltere Londra Belediye Başkanı Sadık Khan 130 milyon sterlinlik bir program başlatmış. Bir yıl içerisinde 270 binden fazla öğrenciye ücretsiz yemek verilecekmiş. Küçük öğrencilerden bahsediyoruz. Şimdi ilkokullarda, ortaokullarda normalde yemekler ücretlidir. Ama belli bir ekonomik seviyenin altındaki olan kişiler, aileler başvururlar. Küçük bir form doldururlar. Onlara ücretsiz okul yemeği verilir çocuklara. Bu o ailenin aslında bir profilini gösterir yani. İşte yani gelir seviyesini vesaire de görmüş olursun devlet olarak. Devletin istatistiklerini de söylüyorum. Bu acayip artmıştı son dönemde. Ve Londra Belediye Başkanı demiş ki biz buna destek vermek istiyoruz. 270 binden fazla çocuğa ücretsiz yemek vereceğiz demiş. Puh, enteresan bilgiler bunlar. Tabii dünyanın her yerinden olduğu gibi İngiltere'den de sağlıkçılar, işte İngiltere ordusundan depreme destek olmak için gelenler oldu Türkiye'ye. Onlar da demişler ki Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre İngiliz ordusu, hava kuvvetleri, sağlık görevlileri bizim Türklerin bizlere hayran olmuşlar. Neden? Dayanıklılığımıza hayran olmuşlar. Londra'da tren sürücüleri Mart ayında yeniden 24 saatlik bir greve gidecekmiş. Hayda. Zaten bıktık ya. Bir anlaşın artık şunlarla ya. Bir de anlaşamadılar yani. Gerçekten anlaşamadılar.
İngiltere'de gençler arasında yaygın kullanılan gülme gazı yasaklanacakmış. Evet ya, TikTok'ta orada burada. Benim TikTok'um yok da hani oradan buradan TikTok videoları geliyor. Gazı çekip çekip saçma sapan hareketler yapıyor. Bu da sosyal davranışlar sergilendiği için. Tabii bir nevi uyuşturucu ya. Kafa yapıyor yani. Şimdi çok fazla tabii iltica edenler var İngiltere'ye. Geçen sene haberlerde hep söylüyordum. O zamanlar çok fazlaydı. Yani günde 300 kişi, 500 kişi Manş Denizi'nden işte botlarla geçip geliyordu. Ben de bunlarla böyle gelen Türklerden birkaçıyla tanışmıştım, denk gelmişti. Bunlar tabii iltica ediyorlar. Ama devlet hakkından gelemiyor. Yani bunların resmi başvuruları iltica edecek ama ilticayı kabul edecek bir mahkemesi var, şu su var, bu su var. Rishi Sunak şimdi özel bir ekip oluşturacakmış. Yaklaşık 12 bin kişi bekliyormuş böyle. 12 bin kişiye direkt iltica başvurularını sonuçlandıracaklarmış. Enteresan. Şöyle bir beklenti var. Yani Türkiye'deki depremzedelere Almanya gibi İngiltere'de bir vize verecek mi? Bununla ilgili hiçbir belirti yok şu anda. Sadece işte Türkler bir takım anket çalışmaları yapıyorlar. Milletvekillerine mektuplar yazıyorlar vesaire vesaire. Ama herhangi bir resmi bir başvuru ya da resmi bir duyuru yok bununla ilgili. Şimdi malum kredi kartlarında ücretler alınıyor. Türkiye'de de alınıyor. Türkiye'de başımızın belası. Sürekli bir ücret alıyorlar. Neye nasıl hak ettiklerini bilmiyorum. Yani bankalar dünyanın en bedava para kazanan sistemi herhalde yani. Gerçekten sigortacılar ve bankacılar hiçbir zaman böyle kumar makinesi gibi. Hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Ya. Bütün sistemi kendilerine göre dizayn etmişler. Her zaman onlar kazanıyor. Yani asla sana fazladan bir şey vermez. Bak sigortacılar şu anda depremde mızır 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 diyordur. Ödememek için uğraşıyorlardır yani, eminim. Dün dinliyorum haberleri yolda gelirken. Sigorta şirketleri telefonlara bile bakmayanlar varmış mesela. Yani arıyorsun, bakmıyor. Tamam, çok fazla başvuru var ama kardeşim sen de bugünler içinsin yani. Niye sigorta alıyorsun? Ya, kara günlerinizde yanınızdayız bilmem ne diye reklamlar yapıyorsun ama öyle işte. Bak İngilizler de isyan etmişler. Mastercard ve Visa'ya karşı aylık ücretlerin çok artması sebebiyle dava açmaya hazırlanıyorlarmış. Avukatlar bunu organize ediyormuş. Aha, İngiltere'de genç doktorlar 13 Mart'tan itibaren 3 gün grev yapacakmış. Yani zaten sağlık sistemi göçmüş vaziyette. Göçmüş derken bakın belki bu videoları yeni izleyenler olabilir. Yani cidden göçmüş vaziyette. Yani öyle böyle değil yani. Hani bizimle kıyaslanamaz bak. Türkiye İngiltere'de İngiltere'ye göre ne de üstün derseniz 100 katı sağlıkta üstün yani. O derece söyleyebilirim. Abartmıyorum ha. Laf olsun diye 100 katı demiyorum. Yani hesaplansa belki 150 katı çıkar. Yani öyle bir şey olabilir. Ya bu medya ile ilgili tabii hakaretler, şunlar bunlar, yani Ekşi Sözlük'teki o iğrençlikleri ben de çok rahatsızlıkla izliyordum. Yani onları kapatsalar keşke daha iyiydi. Yani onları kesebilselerdi Ekşi Sözlük'te. Yani tümüyle kapatmak yerine. Ama hani ben de bir Ekşi okuyordum, bakıyordum, ediyordum. Çünkü biz de bakıyorduk yani. Oradaki bir takım bilgilere, geyiklere, şunlara bunlara bakıyorduk. Ama bak hemen dünyada Guardian'da haber, İngiliz gazetesinde Halk TV, Tele1 ve Fox'a Erdoğan hükümetine karşı çıktıkları için ceza verildi diye dümdüz bir haber yapıyorlar. Yani İngilizlerin eline bir malzeme veriliyor tabii yani. Maalesef. Elektrikli arabalarla ilgili sürekli haberlerde bahsediyordum. Hatırlarsınız. Yani İngiltere'de, Avrupa'da artık yakın zamanda, yani işte açıklandı, ben de tarihleri hatırlamıyorum, 2030'da bir parti işte mesela benzin, şey, dizel arabalar yasaklanacak ya da yeni üretim durdurulacak 2030'da. 2035'ten itibaren de yollarda tamamen sadece elektrikli arabalar olacak. Böyle bir kanunlar var yani. Ona benzer, şimdi tam tarihleri hatırlamıyorum da ama 2035'lerde falan hatırladığım bitecek tamamen. Fakat elektrikli araba üretiminin yanında şarj istasyonlarının yapılması lazım. Yani benzin istasyonları gibi. Ama yok, yeterince yok. Elektrikli arabası olan arkadaşlar hep böyle stresli yani. Lan nerede şarj edeceğiz? Yola gidecek şöyle mi böyle mi falan. Hani bir hafif bir stres oluyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Jesse Norman demiş ki 2400 tane acil şarj ünitesi koyacağız her tarafa demiş. Yetiştiremiyorlar çünkü. Bu da enteresan yani, bizim için de bak şimdi tok üretiliyor. Bizim için de bu önemli bir şey. Önemli bir haber. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için İngiltere'den 100 milyon sterlinden fazla bağış gelmiş. Haber. Şu haber aslında bizi çok ilgilendirmese de, yani Türkiye'de belki bir örnek olur diye aklıma geldi. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Neredeymiş bu konu? Galler'de. Galler'de eski evler var. Şimdi İngiltere'nin her yerinde terk edilmiş, sahipsiz,
Sahipleri ölmüş. Miras meselesinden böyle boş boş duran evler var. Tamam. Böyle ev sağlam normalde ama duruyor. Boş boş duruyor. Bizde de vardır ya, Türkiye'de de vardır. Devlet demiş ki bunları tespit etmişler. Bilmem kaç bin tane ev varmış. Bunların her birine 25'er bin sterlinlik destek vereceğiz. Sahipleriyle bulmuşlar. Gelin bunu yapın tekrardan. Yani ikinci evi belki adamı. Bunu bir renove edin. Düzeltin evi. Açın yani, ekonomiye kazandırın. Çünkü ev sıkıntısı var. Bak şimdi bizim burada da İstanbul'da da Türkiye'de de ev sıkıntısı baş gösterdi değil mi? Yani binlerce, yüz binlerce insan, belki birkaç milyon insan Kahramanmaraş, işte o 10 şehirden ülkenin diğer taraflarına geçiyorlar. Maalesef böyle bir şey yaşandı. Ve ciddi ev sıkıntısı var. Belki bir belediyelere falan bir örnek olur. Yani böyle boş evi duran ama işe yaramaz halde duran, onlara bir destek verilip hemen ekonomiye kazandırılabilir diye aklıma geldi. Şimdi acayip bir vergi artışı, ekonomiyi düzeltmek için, devletin ekonomisini düzeltmek için İngiltere vergi artışlarında bulunmuştu geçen senelerde. Geçtiğimiz sene özellikle çok fazla vergi rakamlarını yükseltmişti. Bu yani iki sene sonra ilk kez bu ay, yani geçtiğimiz ay daha doğrusu Şubat ayında İngiltere ekonomisi 5.4 milyar sterlin fazla vermiş. Yani harcadığından daha fazla gelir elde etmiş. Wow. Yani adamlar bu hani mali disipline uya 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 en son milleti sıka 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 en son yaptıklarını yapıyorlar. Yani bütçedeki açığı kapattılar yani sonunda, eninde sonunda uğraştılar, kapattılar. Şöyle çok uzatmayayım da yola da gideceğim, sizi de sıkmayayım. Hızlı hızlı geçiyorum bugün fark ettiyseniz. Evet, haberler bitmiş. Bitmiş. Ben yola gidiyorum. Nereleri gezeceğim? Afyon'a gideceğim. Denizli'ye gideceğim. Buradan çıkıp. Sonra Konya, sonra Ankara. Bir şöyle ufak bir Türkiye turu. Belki Bursa. Bursa'ya da uğramayı düşünüyorum. Vakit kalırsa inşallah. Çünkü zaman kısıtlı. Oralardaki dostlarımız bana yazabilirler. Nasıl yazacağınızı, nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz. Herkese İngiltere'den değil İstanbul'dan selamlar, sevgiler.